Test Atölyesi YouTube kanalının Gramer Kampı'nın kaçıncı videosu? Bilmiyorum kaçıncı videosu gerçekten. Ne? Hoş geldiniz. Konumuz noun clauses. Şu isim cümlecikleri, iç tümcecik falan filan dedikleri şey. Boş verin gitsin şimdi teknik olarak. Şimdi noun clauses niye önemli? Sadece akademik hayat için değil, günlük yaşamda da. Hani benim meşhur söylediğim sosyal İngilizce, asosyal İngilizce, aşk İngilizcesi, meşk İngilizcesi, business English falan filan. Çünkü mesela diyorsunuz ki, I know her address. Onun adresini biliyorum. Ama bazen de nesne böyle bir iki kelimeli olmuyor. Mesela şöyle de söylemek isteyebilirsiniz. I know where she lives. Onun nerede yaşadığını biliyorum. Ya da do you know what she said yesterday? Dün ne söylediğini biliyor musun? Bak mesela what she said yesterday'i şey yapamıyorum. Bir iki kelime de söyleyemiyorum. Yani noun clauses bazen size kalmış keyif olarak. Bazen de özellikle sunum yapacağınız zaman arkadaşlar size kalmış bir şey değil. Çünkü çıktınız dediniz ki işte kitlenin karşısına. Today I want to talk about why big earthquakes usually occur in the Marmara region. Şimdi bu senin konun zaten. Baksana yani kocaman bir nesnen var. Tabii ki bazen de subject'i noun clause yapabiliyorsunuz. Mesela what she said yesterday, dün dediği şey was very interesting. Çok ilginçti işte. Şimdi gideceğiniz testte bunlara dikkat edin. Relative clause'la muhtemelen karıştıracaksınız. Çünkü noun clause'ın şu that'i what'ı relative clause'daki that'le karıştırılır. Karıştırın. Hepsini de yanlış yapın. Sıkıntı değil. Biliyorsunuz pazarları birlikteyiz zaten. Şimdi şuna sadece dikkat etmenizi rica ediyorum. I liked what she said dediği zaman boşluğun ön tarafına bir bakın bakalım. İsim varsa noun clause değil. İsim varsa relative clause. That olacak oraya. What değil. Mesela I liked the thing that she said yesterday. Bak bu relative clause oldu çünkü boşluğun önünde the thing, işte the idea, the proposal gibi bir isim var. Ama onu da alıyorsanız hepsi nesne olacaksa I liked what she said yesterday. Boşluktan sonra mesajı olan, anlamı olan bir cümle var mı yok mu'ya baktığınız zaman zaten o soruları doğru yaparsanız. Artık yavaş yavaş kampın sonuna mı geliyoruz acaba? Ya da yeni videolar mı bekliyor sizi? Bilmiyorum. Ben biliyorum da siz bilmiyorsunuz. Info@testatölyesi.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Videolarımızı arkadaşlar beğeniyorsanız, yaptığımız işi beğeniyorsanız lütfen bizi destekleyin. İşte like koyarak arkadaşlarınıza paylaşın lütfen. Bu sınavlar biliyorsunuz bitmeyen çilemiz bizim Türkiye'de. İyi bakın kendinize. Sorularda görüşmek üzere.